İlseven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Aromaterapi yağlarına baktığımızda gül en önemlisidir. Gül, ylang ylang ve portakal çiçeği. Doğal taşları ametist ve kristal kuvarstır. Zaten şifacı olarak çalışan arkadaşlara kristal kuvarsı mutlaka tavsiye ederim. Taşların hafızasından ve bilgeliğinden faydalanmanızı tavsiye ederim. Ve şunu da bir bilgi olarak ekleyeyim. Hocalarımız bize şey demişlerdi. Zaman gelecek, artık bilgi kalmayacak. Bütün bilgi yeryüzünden silinmeye başlayacak ki artık şu anda birçok sistemin yapmış olduğu şey bu. Doğru bilgiye ulaşamamak. Sorunlarınıza bırakacağınız en güzel hediye, taşlarınıza bilgilerinizi aktarın demişti. Ve ben şu anda şunu yapıyorum, kristal kuarslarım var. Hatta göstereceğim size bir iki tanesini. Kristal kuarslarıma şey yapıyorum arkadaşlar. Hafızamda hangi bilgiler varsa ve çocuklarıma, torunlarıma bırakmak istediğim hangi bilgiler varsa kristal kuarslara aktarıyorum. Ve bunları hangi bilgileri hangi taşıma aktarıyorsam bunları bir kutunun içerisine koyup üzerine hangi bilgileri aktardığımı yazacağım. Zaten taşların hafızası çok önemlidir ve ben bunlardan çok faydalanırım. Ve zamanı geldiğinde belki bilgi tamamen kalktığında bu taşlarda o bilgiler saklı olacak. Ve siz çocuklarınız buna niyet edip bu şekilde o taşlardaki bilgileri almaya niyet ettiklerinde o taştaki bilgiler onlara akacak. Mesela biz şu anda öğrencilerle çalışırken bunu kullanıyoruz. Özellikle çocuklarda florit taşını mesela yazılarına girerken, sınavlara girerken, işte kristal kuarsı. Ders çalışırken yanınızda bulunsun taşlarınız arkadaşlar. Dinlesin size. O dersleri dinlesin. Ve sonra işte sınavlara girerken veya bir yere giderken ben hafızandaki bilgileri bana hatırlatmana niyet ediyorum. Canım taşım, güzel taşım dediğinizde emin olun o taştaki bilgiler size hatırlatılmaya başlıyor. Deneyin. Çünkü deneyen arkadaşlarım çok oldu, danışanlarım çok oldu. Çok faydasını gördüler. Bu da küçük bir bilgi olsun inşallah. Katkı olsun arkadaşlar. Evet, şimdi bakalım. Maneviyatın, aydınlanmanın, dinamik düşüncenin ve enerjinin merkezidir. Bilgeliğin içe doğru akışına izin verir ve kozmik bilincin armağanını getirir. Allah, Tanrı, din, ruhsallık, ilahi rehberlik ve güven ile ilişkili duygu ve düşüncelerimizden etkilenir. Bu çakra bloke olduğunda kendimizi boşlukta ve amaçsız hissederiz. Yalnızlık hali, ölüm korkusu, stres, endişe ve kafa karışıklığı gibi sorunlar yaşarız. Taç çakra için daha az beslenmek, haftada bir gün su, haftada bir gün meyve veya tam oruç tutmak çok yararlıdır. Haftada bir saat ile başlayarak sessizlik içinde oturmak ve bu süreyi arttırarak çıkarmak bilinç düzeylerini yükseltmeye yardımcı olur arkadaşlar. Tabii buradaki bu bahsettiğim işte az beslenmek, haftada bir gün suyla beslenmek, haftada bir meyve veya tam oruç tutmak çok yararlıdır diyoruz ama tabii bu kişilerin sağlık durumuyla da alakalı. Yani şekeri olan, tansiyonu olan kişilere önermiyoruz ama hani kendisini bu noktada yeterli olan arkadaşlar bunu deneyebilirler. İlahi bilgelik için de çok faydalıdır. Şimdi saatimize bir bakalım. Saat 10.30 olmuş arkadaşlar. Ara verip bir enerjimizi öyle aktif edelim. Çünkü çalışma yapalım. Ondan sonra tekrar konularımızı devam edelim. Konularımızı bitirelim. Ayrılmak isteyen arkadaşlar ayrılsın. Soru cevap için kalmak isteyen arkadaşlarla ben buradayım. Bir 10 dakika ara verelim olur mu arkadaşlar? Saat 10.30, bir 10 dakika sonra buradayız inşallah. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Merhabalar. Herkes burada mı arkadaşlar? Şimdi öncelikle yanınızda sularınız olsun istiyorum arkadaşlar. Yanında suyu olmayan arkadaşlar varsa 1-2 dakika bekleyeyim. Herkes yanına sularını alsın. Çok güzel görüyorum. Gülis Hanım, Leyla Hanım.
Görüyorum. Bravo. Emine Hanım, Emine Aydın, yanınızda suyunuz var mı? Emine Aydın hanımefendi, suyunuz var mı? Göremiyorum. Yanınızda sularınız var mı? Güzel, Murat Bey görüyorum. Çok güzel. Hüseyin Hocam, yanınızda suyunuz var mı? Tamam, çok güzel. Şimdi biyoenerjimizi aktif etmeden önce biraz su içmenizi rica edeceğim. Bu arada el kaldıran Necla Hanım, sesinizi açıyorum. Hocam merhaba. Merhabalar. Benim önceki yıllarda bir biyoenerji uyumlamam olmuştu. Şimdiki evet. çalışmaya nasıl katılmam gerekiyor onu soracaktım. Şimdi şöyle, ya yani onunla alakalı kısa bir açıklama yapayım. Bende ocaklık var. Büyük ninelerimden gelme. Fakat evet. Ben de ilk eğitim aldığımda bir hocamızdan uyumlama aldım. Yani el aldım. Kendisine, kendi kanalına bağlamıştı bizi. Fakat şöyle bir durum oluyor, bir açıklama getireyim buna da. Şimdi siz başkasının kanalına bağlandığınızda, şimdi o kişi de sonuçta insanız. Yani yeri geliyor ego olabilir, nefis olabilir, bazı blokajlarımız olabilir değil mi? Yani altta yatan bazı sebeplerimiz vardır sıkıntılı. Şimdi siz o kişiye bağlandığınızda otomatik olarak onun negatif olan enerjisini de alırsınız. Ve kendinizi yorgun, halsiz hissedersiniz. Çalışma yaparken de çok etkili, enerjiyi yoğun hissedemezsiniz. Biz ne yaptık? O aldığımız kişideki uyumlamayı iptal ettik. Ve kendimiz kanal olduk arkadaşlar. Yani şimdi sizlerin hepinizi kendinizi kanal yapacağım. Yani hiçbiriniz bana bağlı olmayacaksınız. Hepiniz kendinize, şahsınıza münhasır bir kanal olacaksınız. Çünkü zaten biyoenerjideki olay budur. Mesela Reiki'de mecburen bir hocadan, üstattan el almak gerekir. Onlar o şekilde çalışıyorlar. Ama biz biyoenerjide illa birinden el almamız veya uyumlama almamız diye bir şey söz konusu değil. Çünkü burada o kişinin negatiflerini de alırız çalışma yaparken. Şimdi şöyle düşünün. Burada bir enerji var. İlahi kanaldan gelen bir enerji. Burada bir kişi var. Bu kişi bu enerjiyi alıyor değil mi? Biz de bu kişiye bağlıyız. Biz de bu kişiden enerji alıyoruz. Şimdi ne oluyor? Biz saf enerjiyi alamamış oluyoruz. Bu kişiden bize geçiyor. O kişiden bize geçerken o enerji ister istemez ondaki blokajlar da bize geçiyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden şöyle bir şey yapabilirsiniz Necla Hanım. Yani evet. O kişiyle alakalı olan uyumlamanızı iptal edin. Yani gözlerinizi kapatın. Kimden aldıysanız ismini söyleyin ve bu kişiden gelen uyumlamamı iptal ediyorum ve bu enerjiyi bırakıyorum diyerek gözlerinizi kapatıp elinizden o enerjiyi, o şeyi gönderin. Şimdi en azından sadece kendiniz kanal olun. Kendiniz kanal olduğunuzdaki enerjiyi çok daha yoğun hissedeceksiniz. Onun arasındaki farkı da fark edeceksiniz. Hatta biyoenerjimizi aktif ettikten sonra size tekrar ben bir söz hakkı vereyim. Şimdiki enerjiyi nasıl hissettiğinizi en azından arkadaşlarla da paylaşın ki onlar da bunu görsünler. Olur mu? Boşa mı gidecek o verdiklerim acaba? Ya şöyle bir şey var. Bakın hayatta hiçbir şey boş değildir. Mutlaka oradan aldığınız çok güzel kazançlar vardır. Sonuçta eğitim almışsınız ve şimdi biyoenerjideki olay nedir? Nerede nasıl dokunacaksınız? Hangi enerjiyi nerede nasıl hissedeceksiniz? Tekniktir. En azından teknik öğrenmişsiniz. Çok da güzel bir kazancınız olmuş. Şimdi dediğim gibi her hocanın kendine ait bir tekniği vardır. Şimdi yarın öbür gün sizler de biyoenerji eğitimi aldıktan sonra çalışa çalışa kendi tekniğinizi oluşturacaksınız. Yani herkes kendi tekniğini oluşturur. Çünkü nasıl? Şimdi mesela ben size bir teknik öğreteceğim ama o tekniği sürekli aynı şekilde uygulamak zorunda değilsiniz. Yani bir sıraya koymak zorunda değilsiniz. O anda içinizden nasıl geliyorsa o şekilde çalışın. Enerjiyi nerede yoğun hissediyorsanız elinizle orada çalışın. Nerede boşluk hissediyorsanız enerjiyi orada çalışın. Zaten enerji sizi bir şekilde yönlendirecektir. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Siz sadece kanala bağlanın, enerjiyi alın. Karşınızdaki kişiyle de bir olun. Tamam mı? Kendinizi de aradan çıkarın. Hani diyor ya, çekildim aradan, evet, dolsun yaradan. Siz aradan çekilin. Bakın enerji nasıl akıyor. Siz zaten onu fark ediyorsunuz. O yüzden dediğim gibi lütfen şimdi uyumlamadan önce o uyumlamanızı iptal edin. Tamam. Ondan sonra sizi direkt
kendinizi kanal yapalım. Sonra çalışmamızı yapalım. Size tekrar bir söz hakkı verelim. Enerjiyi nasıl hissediyorsunuz bir görelim. Olur mu? Tamam. Oldu. Teşekkür ederim. Tamam. Ben unutursam da lütfen hatırlatın. El kaldırın. Size tekrar söz hakkı vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Gülnur Hanım, sesinizi açıyorum. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar, buyurun. Benim kafama takılan birkaç şey vardı da. Ben buyurun. De bu derslere katıldım. Hep böyle şey bilgisayar şeyinde. Evet. Sertifikayı da gönderdiler bana. Şimdi bir iki kişiye yaptım. Benim kafama takılan şu, yani onu tam oturtturamadım. Şimdi o kişiye biz biyoenerji yaparken o kişiyle biz devamlı konuşacağız mı? Konuşmadan sessiz mi yapacağız? Ya şöyle dedim Gönül Hanım, eğitim başında da söyledim. Şimdi her teknik, yani her kişinin ekolü farklıdır. Mesela bazı hocalarımız şey derler, hiç konuşmayın, konuşmadan yapın ve bitirin derler. Ama ben yani o anda akışta mesela kişinin ihtiyacı olan bir şey geliyor mesela. Tamam mı? Hissediyorsunuz. Ve onu olumlama olarak söylüyorum. Ve sonrasında kişiyle konuştuğumda kişi diyor ki ya bunu nasıl fark ettiniz? Yani gerçekten size öyle söyledikten sonra içimde böyle bir farklı bir şey hissettim. Kendimi çok daha rahat hissettim. Çünkü onun o ihtiyacı olan şey size gösteriliyor. Eğer gerçekten gönlünüze, mesela dilinize gelir. Eğer o an hissediyorsanız lütfen gönlünüzden nasıl geliyorsa öyle çalışın. Kendinizi bir kalıba, bir sınıra bağlamayın. Biyoenerji aslında özgürlüktür. Nasıl gönlünüzden geliyorsa o şekilde çalıştığınızda o zaman daha çok faydasını görürsünüz. Yani o yüzden o öyle demiş, bu böyle demiş, işte Selcan Hoca böyle söyledi, Ahmet Hoca böyle söyledi. Sizin gönlünüzden nasıl geliyor? O an nasıl çalışmak istiyorsunuz? Sessiz, belki o gün çok sessiz çalışmak istiyorsunuz. Sessiz çalışırsınız. Ama o gün gönlünüzden bir olumlama söylemek geldi. Olumlama söylersiniz. Bu tamamen sizin içinizden gelen. Hani, hocam şimdi mesela o kişiye diyoruz yani aronu açıyoruz, çakralarını açıyoruz. İşte tarih çakralarınıza işte dokunabiliriz. Onu hep önceden şey yapıyoruz ya. Hani o kişi onları söylemem gerekiyor mu? Direkt sessiz bu olaylara geçmem. Bunları söylemenize gerek yok. Yani çakralarını açıyorum, aronu açıyorum falan demenize gerek yok. Yani onları tek tek detaylandırmanıza gerek yok. Çünkü kişi o anda zaten bir trans dediğimiz alana giriyor. Onları söylediğinizde belki dikkati o anda dağılabilir. Bir de ben şunu mutlaka söylüyorum arkadaşlar. Ben çalışma yaparken mutlaka hafif bir müzik açarım danışanıma. Ney müziğini çok daha tercih ediyorum. Çünkü ney müziği insan sesine en yakın olan müziktir. Ve frekansı çok yüksektir. Ama işte atıyorum bir piyano olabilir, bir keman olabilir. Sizin hoşunuza giden hangi tür bir müzik varsa, sözleri olmayan, sözsüz, enstrümantal, hafif bir müzik açın. Seansa başladığınızda kişiye de şunu sorabilirsiniz. Yani şu anda hafif bir müzik açacağım. Sizin için bir mahsur var mı? Yok derse lütfen sadece müziğe kendinizi verin. Kendinizi rahat bırakın. Sadece müziği dinleyin deyin. Ve başlayın çalışmaya. O müziği dinlerken zaten tamamen o transa girecek. O rahatlığı hissetmeye başlayacak. Ha, o süreçte de atıyorum mesela bir olumlama cümlesi geldi. Bir şey söylemek istiyorsunuz. Böyle çok hafif böyle hipnoz, hipnotik dil kalıbı dediğimiz bir ses tarzı vardır. İşte şu an güvendesin. Sen çok kıymetlisin ve çok değerlisin. Lütfen bunu hisset. Lütfen bunu yaşa. Lütfen dengele. Bak bu şekilde böyle ufak ufak olumlamalarda kullanabilirsiniz. Yani ben nacizane kendim kullanıyorum. Çok da faydasını görüyorum. Dediğim gibi gönlünüzden o an nasıl geliyorsa Gönül Hanım. Emin olun en güzelini yapacaksınız. Ben inanıyorum. Sağ olun hocam. Hep bunu merak ediyordum zaten. Evet. Bir türlü hani canlı yayınlara da katılamadım. Ve şu anda uyku, sabah işe gideceğim. Dört gözle bir an evvel hemen şeye başlayalım, tamam. Göreyim. Hemen başlayalım bekliyorum. İnşallah. Tamam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Ben de çok sağ olun. Arkadaşlar 5 kişi var ama ben daha fazla arkadaşları da geç bırakmak istemiyorum. Çünkü birkaç konu daha var anlatmak istediğim. İsterseniz konuları bitirelim. Dediğim gibi soru cevabı kalacağız. Sorularınızı unutmayın. Yazın lütfen, not alın. Ondan sonra soru cevapta tek tek cevaplayalım. Olur mu? Şimdi biyoenerjimizi nasıl aktif edelim?
Şimdi gözlerinizi kapatmanızı isteyeceğim. Önce anlatayım. Sizlere hafif bir meditasyon yaptıracağım. Ellerinizi şu şekilde açıp dizlerinizin üstüne koymanızı isteyeceğim. Dizlerinizin üstünde duracak. Sonra sizlere ellerinizi kaldırın dediğimde ellerinizi kaldırıp şu şekilde birbirine bakar şekilde tutmanızı isteyeceğim. Tam kalbinizin olduğu yerde. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle şu şekilde tutmanızı isteyeceğim. Ondan sonra orada zaten enerjiyi hissetmeye başladığınızda sizi yönlendireceğim. Ellerinizi yavaş yavaş oynatın lütfen diyeceğim. Avucunuzun içindeki o yoğunluğu, enerjiyi hissedin diyeceğim. Onu hissettikten sonra kendimize nasıl çalışabiliriz? Çakralarımıza, auramıza nasıl çalışacağız? Ben kendimde göstereceğim. Biraz ekranı iteceğim geriye doğru. Ben kendimde çalışacağım. O süreçte sizin de kendinize çalışmanızı istiyorum. Ekranda göreceğim zaten inşallah hepinizi. Dediğim gibi kendinize çalışacaksınız. Enerjiyi hissetmenizi istiyorum. Tamam inşallah. Şimdi herkes birer yudum suyundan içsin arkadaşlar. Çünkü biyoenerjide su çok önemlidir. Seansa başlamadan önce mutlaka su için. Seans bittikten sonra mutlaka su için. Suyu içtikten sonra o enerji 72 saat boyunca vücudunuzda devir daim yapar ve şifalanması gereken hangi alanlar varsa şifa devam eder. Siz uyusanız da çalışsanız da o şifa devam eder. O yüzden bol bol su içmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi gözlerimizi kapatalım arkadaşlar. Ellerimiz açık dizlerimizin üstünde. Derin bir diyafram nefesi almanızı istiyorum. Burnunuzdan verin. Tekrar derin bir diyafram nefesi çekin lütfen. Ve burnunuzdan verin. Tekrar derin bir diyafram nefesi çekin. Ve burnunuzdan verin. Ayaklarınızın altındaki topraktan gelen enerjiyi hissedin lütfen. O toprağın saf, temiz enerjisini ayaklarınızın altından çekin. Vücudunuza girdiği andan itibaren vücudunuzu şifalandırarak yukarıya doğru çıktığını, o toprağın saf ve temiz enerjisini hissedin. Bütün hücrelerinizi, DNA'nızı şifalandırarak yukarıya doğru çıkıyor. Kök çakranıza geldi. Kök çakranızı şifalandırdığını görün. Kıpkırmızı, canlı bir kırmızı kök çakranızın kıpkırmızı olduğunu görün. Ve yavaşça sakral çakraya gelin. Oranın turuncu olduğunu görün. Canlı bir turuncu ve oranın şifalandırdığını görün. Şimdi mide çakranıza gelin. Ve mide çakranızın sarı, güneş sarısı gibi parladığını ve şifalandığını görün. Ve şimdi kalp çakranızdasınız. Yemyeşil bir şifa rengi ve kalp çakranızın şifalandığını görün. Şimdi yukarıdan ilahi kaynaktan gelen saf, duru, bembeyaz bir enerjinin taç çakranızdan girdiğini görün lütfen. Taç çakranızı şifalandırdığını ve taç çakranızın bembeyaz olduğunu görün. Üçüncü gözünüze indiğini görün. Çivit mavisi. Muhteşem bir enerji ve oranın şifalandığını görün. Yavaşça boğaz çakranıza inin. Boğaz çakranızın turkuaz mavisi bir renkte şifalandığını görün. Ve yavaşça kalbinize gelin.
topraktan gelen enerji, ilahi kaynaktan gelen, ruhsal boyuttan gelen enerji. İkisi kalp çakranızda şu anda. Ve iki boyutunuzun da dengelendiğini görün. Ellerinizi yavaşça kaldırın birbirine bakacak şekilde. Çok güzel. Ve benimle birlikte lütfen niyet edin. İlahi kaynaktan gelen saf, duru enerjiye aracılık etmeye ve bu enerjiyi kullanmaya niyet ediyorum. Biyoenerjim aktif ol. Biyoenerjim aktif ol. Biyoenerjim aktif ol. Çok güzel. Şimdi ellerinizi, parmaklarınızı gevşek tutun. Elleriniz çok gevşek olsun. Hafif hafif, çok hafif şekilde ellerinizi birbirine yanaştırın, ayırın. Yanaştırın, ayırın. Çok yavaş, çok yavaş. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Elinizin içinde böyle hafifçe bir döndürün o enerjiyi. Yavaş yavaş. İlk etapta çok yavaş hareket edin ki enerjiyi hissedin. Böyle bir yoğunluk hissedebilirsiniz, bir sıcaklık, bir soğukluk, bir karıncalanma parmak uçlarınızda, avucunuzun içinde. Onu böyle bir top gibi oynayın elinizin içinde. Hafif böyle ileri geri hareket ettirebilirsiniz. Hareket ettirin. Elinizin içindeki o enerjiyi hissedin. Çok güzel, harika. O enerjinin elinizin içinde sanki bir lastik balon gibi yoğunlaştığını, ileri geri elinizi çektiğini ve ittiğini hissedin. Parmaklarınızda hafif bir uyuşma hissedebilirsiniz. Karıncalanma, bir sıcaklık, bir soğukluk. Çok güzel. Harika. Harika. Elinizi biraz ayırın birbirinden, yaklaştırın. Ayırın, yaklaştırın. İyice o enerjiyi hissedin. Çok güzel, harika. Evet. Bu elinizin içindeki bu enerjiye bir renk vermek isteseniz, nasıl bir renk vermek istersiniz? Bir görün. Ve buna bir renk verin. Emin olun o şu an bedeninizin ihtiyacı olan renktir. Verin o rengi. Evet, çok güzel. Şimdi ellerinizdeki bu enerjiyi kalbinizin üstüne getirin ve kalbinizin üstüne elinizi koyun. Vücudunuza bu enerjinin şifa vermesine niyet edin. İhtiyacı olan her yere bu enerjinin gittiğini görün. Böyle ılık, böyle bir su gibi aktığını hissedin. Çok güzel, harika. Şimdi kendinizi hazır hissettiğinizde yavaşça gözlerinizi açabilirsiniz. Şifa olsun inşallah.
Enerji nasıldı? Hemen birkaç kişiye söz vereceğim. Burçin Hanım, sesinizi açtım. Hocam gayet iyiydi, hissettim. Ben gördüm zaten sizi gayet iyi gördüm. Uyumlamadan önce zaten size soru sormak bu yüzden istemiştim. Ben bir hafta 10 gün önce yine bir biyoenerji eğitimi aldım. Bir hafta biyoenerji uyumlaması almıştım ama aynı sizin yaptığınız gibi, yani ilahi kanala niyet ederek onu çok soracaktım. Güzel. Hani bir daha tekrar olmasında bir hiç sıkıntı sıkıntı olmaz yok. Herhalde. Hiç sıkıntı yok. Çünkü tek kanala bağlanıyoruz. Hiç problem Ha, yok. O yüzden ya yani isim falan yok. Yine hocamız aynı şekilde ilahi kanaldan gelen enerjiye kanal olmaya niyet ettirdi yine. Çok şükür. Onu soracaktım. Tamam. Şifa ama yine enerjiyi evet geçen sefer de hissetmiştim. Şimdi de hissettim. Gayet iyiydi yani. Tamam inşallah. Şifa olsun inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. İbrahim Bey, sesinizi açıyorum. Merhaba hocam. Merhabalar. Hocam, kök çakradan giren enerji ağacın dalları, gövdesi, yaprakları gibi bütün vücuduma yayıldı. Müthiş çok hissediyorum hocam. Çok güzel oldu gerçekten. Çok şükür, çok şükür. Şifa olsun inşallah İbrahim Bey. Çok sağ olun. Şimdi biraz sonra çalışacağız. Bakalım o zaman neler hissedeceksiniz. İnşallah hocam. Çok sağ olun. Rica ederim. Rica ederim. Güneşim. Bir de Tülay Hanım. Sesinizi açıyorum. Tülay Erdoğan. Merhaba hocam. Çok güzeldi enerji. Çok yoğun hissettim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şifa olsun inşallah. İnşallah herkese. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bir arkadaş vardı. Necla Hanım'dı galiba. Burada mı bakayım? El kaldırdı mı? Onu da merak ediyorum. Necla Hanım, el kaldırdınız mı? Göremiyorum. Evet, gördüm sizi. Açıyorum sesinizi. Hocam, yani böyle ben çok imgeleme olayını yapamıyorum hala. İmajinasyonunuz? Evet, yapamıyorum onu. Elimdeki o enerjiyi hissediyorum. Ben önceki yani o iptal et dediğiniz enerji kaynağında da yani sadece yani kişinin iz kanalına falan bağlanmıyordum zaten. Hani Allah'tan gelen şifa enerjisini niyet ediyordum. Aha. Bir sıkıntı yoktu herhalde anladığım kadarıyla. Aha. Ama ya o şimdi dediğinizi de yaptım yani kişiden gelen enerjiyi iptal ediyorum dedim. Tamam, o çok güzel. O çok güzel inşallah. Şifa olsun. Bundan sonra her çalışmanızda daha yoğun hissedeceksiniz emin olun. Çünkü direkt kendiniz kanal oldunuz. İnşallah. Teşekkür ederim. Tamam inşallah. Sağ olun. Bir kişiye daha söz vereyim. Ondan sonra bir çalışma yapalım. Handan Hanım, sesinizi açıyorum. Geliyor mu sesim? Evet, geliyor. Ya ben kaçırdım Necla Hanım'ın başı su alırken neyi iptal etti onu anlamış değilim. Onu soracaktım. O daha önce birinden uyumlama almış. Enerji üzerine mi? Evet evet, yani kişinin kendisinden uyumlama aldığı için biz hani direkt kendiniz kanal olmanızı istiyoruz. Yani başkasından bir uyumlama almanıza gerek yok. Çünkü zaten ilahi kanal tektir ve bizler evet. Hepimiz ilahi kanala bağlanmamız gerekiyor. Yani eğer bir kişinin kanalına bağlandıysanız ondan gelecek olan blokajlar da size geçiyor. Yani çalışma yapacağınız zaman aktive ettiğinizde bir enerjinizi otomatik olarak ondan gelen negatiflikler de size geçmiş oluyor. O yüzden onu iptal etmesini istedik. Tekrardan kendisinin kanala bağlanmasını tavsiye etmiştik. Anladım. Onun için. Ben Reiki mi diye. Çünkü ben Reiki Grandmaster'ım. Onu mu iptal ediyor diye yok, bir hayır, şey hayır. Kaldım. Yok yok. Reiki. Biz de çünkü
El evet. almadık ilahi kaynaktan gelen enerji diye çalışıyorum ben. Her zaten şey. Reiki farklı bir şey. Yani Reiki'de mecburen uyumlama almak gerekiyor. Evet. Yani bir üstattan. O farklı bir sistem ama biz biyoenerjide sadece ilahi kanala bağlanırız. Yani ya benim de ocaklığım olduğu için ben biyoenerjiyi de istiyordum. Evet. Böyle çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler, sağ olun. Şifa olsun inşallah, çok sağ olun. Şimdi arkadaşlar, diğer arkadaşların sorusunu da unutmayın, dediğim gibi şey yapalım inşallah, sonrasında devam edelim. Şimdi burada kendimize nasıl çalışma yapacağız? Önce ondan bahsedelim. Şimdi her enerjinizi aktif edeceğiniz zaman niyet cümleniz belli. İlahi kanaldan gelen enerjiyi aracılık etmeye niyet ediyorum. Bunu atıyorum karşınızdaki birisine çalışacaksınız. İşte Burçin Hanım'a bu enerjiyi göndermeye niyet ediyorum. Böyle bir niyet ettikten sonra eğer karşınızdaki bir insana çalışacaksanız o kişinin mutlaka izni olması gerekiyor. İşte Burçin Hanım, bana izin veriyor musunuz bu enerjiyi size göndermeme dediğimde, evet dediğimde kişiye çalışma yapabilirsiniz. Kendinize çalışırken de dediğim gibi ilahi kaynaktan gelen enerjiyi aracılık etmeye niyet ediyorum. Bu enerjiyi kendimde şifa uygulamak için kullanmaya niyet ediyorum deyip kendinize çalışmaya başlamadan önce bir enerjim aktif ol dediğimde elleriniz zaten otomatik olarak harekete geçmeye başlayacak. Isınma hissedebilirsiniz. Dediğim gibi herkes farklı hisseder. Titreşim hissedebilirsiniz. Farklı böyle bir enerji hissedebilirsiniz. Ama ne kadar çalışırsanız o kadar enerjiyi hissetmeniz çok farklı olur. Ben daha niyet cümlesini etmeden bile kendim niyetlendiğim anda benim eller başlar hemen yanmaya. Sizde de zamandan böyle olacak, emin olabilirsiniz. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.